Gıdada üst üste gelen zamlar lokanta, restoran ve pastacıların da belini büktü. Artan fiyatlara yetişemediklerini belirten Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, pandemi sürecinden bile daha zor bir dönem geçirdiklerini ve devletin buna çözüm üretmesi gerektiğini söyledi. Şimdi tabii ki ticarette her zaman fiyat geçişleri, fiyat dönüşleri oluyordu. Ama şimdi fiyat geçişlerinin arkasına yetişemiyoruz. Bu birincisi. İkincisi de öncekiler gibi yüksek rakamlardan geçişler oluyor. Buna hiç tahammül dayanamıyoruz bile daha doğrusu. Onun için esnafımız gerçekten çok zor ve sıkıntılı bir dönem. Yani evet pandemi yaşadık, şeyleri geçmişte kısıtlamalarımız oldu, bunları aştık ama şimdi de ekonomi yaşamıyoruz. Yani bugünkü aldığımız ürünü yarın yerine koyamıyoruz. Daha yeni dün ete 10 lira zam geldi. Yani kiloya 10 lira zam gelmek demek bu bizim pişmiş ete daha da farklılaştırıyor. Dolayısıyla bizim lokanta, kebapçılar ya da pastanecilerin aldıkları ürünün 3 katı, 4 katı oldu. Yani bunun bir an önce devletimiz buna bir çözüm bulması gerekiyor. Çünkü alım gücü daralan insanlar oldu. Daha çok iş yapılmaz hale geldi. Bu sıra ne oldu? Lokantalar, kafeler, restoranlar pahalılık imajı yaratmaya çalışıldı. Bugün pahalı aldığımız ürünü biz de ister istemez fiyatlarımıza, ürünleri yaptığımız ürünlerimize fiyat geçişi yapmak zorunda kalıyoruz. Bu sefer de iş hacmimiz düşüyor. İş hacmimiz düştüğü için de biz burada istihdam sağlıyoruz. Devletimize vergimizi veriyoruz. Kiramızı ödüyoruz, stopajımızı ödüyoruz. İşte elektriği, suyu, doğalgazı vesaire derken gerçekten ciddi manada biz devletimize burada katkı sağlıyoruz. Bu konuların bir an önce devletimizin bir an önce çözüm bulmasını gerektiğini düşünüyorum. Yani birçok tepkiler var. Bizim üyelerden örneğin 3 ay öncesinde tavuk 12 liraydı. Bir dönerlik tavuk 12 liraya, 13 liraya alırken şimdi 33 lira, 32 liraya gibi bir fiyat geçişleri oldu. Dolayısıyla bizler de zam yapmak zorunda kalıyoruz. Çünkü ciddi bir anada bir tepki var. Hatta biz bir hafta 10 gün tavuk döner takmayalım, tepki gösterelim diye kararlar almaya çalıştılar. Ama bu da çözüm olmadı. Yani siz ürünü almasanız bile, adam diyor ki ürünü satmasan bile depomda dursa durduğu yerde para kazanıyor zaten fiyat geçişleri olduğu için. Onun için toptancılar da yani bu işin tedarik eden tedarikçilerde de sıkıntı var. Biz de sattığımız ürünü aynı fiyata yerine koyamıyoruz diyor. Bugün una ciddi manada fiyat geçişleri oldu. Yağ öylesine, dediğim gibi et öylesine, kullandığımız her ürünlerin, hele hele ambalaj ürünlerine gelen zamların hiç bu kadar görmedik. Hiç böylesine bir zam oranıyla karşılaşmadık. Böyle giderse birçok esnafımız çok sıkıntı duruma düşecek. Birçok esnafımız da kapanır diye düşünüyorum.